Şimdi bölümün başından beri sizinle birlikte burada öğrendim anonsta. O ana geldik, onu açıklayacağım şimdi. Biliyorsunuz çok tarihi bir gündeyiz. Gelecek hafta pazartesi gününden itibaren altın dörtlü burada mücadele verecek. Ve bugün iki gelinimiz, hangi gelinimiz olduğunu birazdan öğreneceğiz. En düşük puanı alan iki gelinimiz buraya veda edecekti. Yani en azından bizim planladığımız akış böyleydi. Ancak bugün çekime girmeden 20 dakika önce öyle bir olay yaşandı ki bizim de yani tabiri caizse ağzımız açık kaldı. Pes dedik. Böyle önemli bir günde bu nasıl oldu, bu nasıl yapılabilir hiçbir fikrim yok. Bizim bu gerçeği öğrendiğimiz an kamera kayıtta. İsterseniz çok şükür ki kamera kayıttaymış, yoksa bu nasıl anlatılır hiçbir fikrim yok. İsterseniz önce izleyelim, bir fikrimiz olsun, ondan sonra da konuyu konuşalım. Bakalım buralar nasıl karışacak. Buyurun. Ya Cemre abla, sana söylemem gereken bir şey var. Hani... Canım ne oldu? Söylemem gerekiyor mu gerekmiyor onu da bilmiyorum. Kendimi çok kararsız hissediyorum. Acaba iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum onu bilmiyorum. Söyle, çünkü biliyorsun burada biz her şeyi açık şekilde konuşuyoruz. Evet, her şeyi sizinle paylaştığımız için size gelmeyi tercih ettim. Söyle tabii ki. Ya abla, ben yukarı hazırlanırken kayınvalidemin bir çantasından bir ihtiyacını alacaktım kendisine. Daha sonra bir nasıl söylesem onu da bilmiyorum. Lütfen rahat İnanın söyle. Ya. Yukarıda bir telefon çaldı. Üç kayınvaliden birinin de. Gelinlerin olmadığından eminim. Çünkü hepimiz birlikte aynı telefonları veriyoruz. Veriyorsunuz sabah. Evet. Üç kayınvaliden birinin de. Bu kayınvalidem değil. Kesinlikle kayınvalidem tamam. Otelde bırakıp geliyor. Üç kayınvaliden şüpheleniyorum. Çünkü biz hepimizin bir şekilde telefonlarını biliyoruz, tanıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Nasıl söylesem onu da bilmiyorum. İnanın ki telefon çaldı. Bu bir diskalifiye sebebi bizim için. Daha önce böyle bir durum oldu. Bu durumu konuşacağız. Kesinlikle ben de paylaşacağım ekiple. Teşekkür ederim seni Anur. Rica ederim. İyi mi yaptın, kötü mü yaptın? Hayır, İnan, iyi yaptım. Bilmiyorum. Çünkü biliyorsun burada çok önemli. Tabii ki. Bu bilgi paylaşımı. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi yayına. Hadi yayına. Evet. En şaşırdığım şey de bu oldu. Başka bir şey duysam bu kadar şaşırmazdım. Yani bu olay bir kere yaşandı. Ağzımız açık kaldı ve aslında çok sevdiğimiz bir yarışmacıdan ayrılmak zorunda kaldık. Diskalifiye etmek zorunda kaldık. Nurten Hanım ve Hasret, hatırlarsanız bu yüzden diskalifiye oldu. Nurten Hanım ve Hasret, yapım ve reji ekibinden habersiz bir şekilde yarışma günlerinde bir telefon bulundurma sebebiyle gelinim mutfaktadan diskalifiye edildiniz. Şimdi konuyu uzatmadan direkt neticelendirmek istiyorum. Ben Sena Nur tarafından ekibimize iletilen bu telefonu Cemre'den rica ediyorum. Senin değil mi? Evet. Hayır, benimki burada. Benim yukarıda değil. Bu kimin arkadaşlar? Benimki Ay benimki burada. Ben verdim. O kimin? Senin mi ben değil bilmiyorum. Nasıl? Benim değil. Ben verdim Halil Bey'e. Bu telefonun sahibini bilen, tanıyan var mı arkadaşlar? Böyle tanımıyorsunuz. Ben de ona daha da şaşırıyorum. Ben seni benim dışık değil, kırmızı Nursel Hanım. Arkadaşlar, bu telefon sizin odanızda birinizin çantasından çıktı. Sizin mi Songül Hanım bu telefon? Siyah. Nuray Hanım sizin mi? Onun mavi, benim mavi. Kırmızı. Ergül Hanım sizin mi? Benim değil. Benim öyle var ama ben Halil Bey'e verdim telefonumu. Ben getirdim gerçekten, yayına başlamadan Halil Bey'e verdim. Bu telefon senin mi değil mi? Ben verdim ama benim yukarıda olma şansı yok. Aslancığım, bu telefon kayınvalidemin... ki ben de diyorum, emin misin değil mi diye. Ama ben verdim. Nasıl çalıyor bu telefon? Bu telefon kimin arkadaşlar? Kayınvalidem kabul eder misin mi benim diye? Hayır ama o benim, ama ben değil. Aslı ben buraya bıraktım ya. Benim değil o. Ben gerçekten geldim, verdim Halil Bey'e. Benim bu telefon olamaz. Senin telefonuna mı benziyor? Evet ama benziyor şeydi o. O desene, o benim desene.
Tamam benim ama yukarıda olamaz. Telefon sizin mi? Tamam o benim ama ben daha yukarıda bırakmadım gerçekten. Bana ben geldim telefonumu bana verdim. Önce bir cevap ver. Buraya bıraktım telefonumu. Ben telefonumu burada bıraktım. Ben çünkü gelirken verdim telefonumu. Nasıl gitti anlamadım. Ben gerçekten ya uçtu verdim. Telefon buradan uçtu oraya gitti. Verdim ben Aslı. Ya ben o kadar Allah, eminim tam, ya. Ya Allah aşkına. Hanımlar. Yani çelişkili bir durum var. Devam edeceğim edemiyorum. Nuray Yiğit bu telefon senin mi? Evet o zaman benim tamam. Ama yukarıda olmasına şaşırdım. Yukarıda olamaz. Mümkün değil. Çünkü ben kendi elimle getirdim verdim. Ben hiç yani ne oluyor anlamadım. Acaba iki tane telefonu yok onun yok ama benim. Nasıl teslim ettin? Neyi teslim ettin? Şöyle yapalım mı? Son arananlara, son aranan numaraya basıyorum. Bunu başka türlü çözemeyeceğim. Emine komşuyu aradım. Son arama o. Alo. Emine Hanım merhabalar. Merhabalar. Bu telefon Nuray Hanım'ın mı? Tanımıyorsunuz öyle mi? Peki. Tamam. Teşekkür ediyorum. Affedersiniz. Tanımıyorum dedi. Nuray Hanım, çantanızda bir telefon bulundu. O diğer telefon nerede? Ve bu bir diskalifiye sebebi. Yani şunu anlayamıyorum. Bir dakika izin verirseniz eğer, biz de yanlış bir şey yapmak istemiyoruz çünkü. Daha önce buradan bu sebeple bir yarışmacı diskalifiye oldu. Kimseye haksızlık yapmak istemeyiz. Bu da aynı olay bizim gördüğümüz. Bu telefon senin çantandan çıktı. Bu normalde bir diskalifiye sebebi ama şu an çözümleyemediğimiz bir durum var. Reji ekibi bu telefonu alacak. Yani bunun başka bir çözümü yok. Operatörden kimin üstüne kayıtlı olduğunu anlasın. Yani şu anda buna karar veremediğimiz için hiçbir şey yapamıyorum. Şok, yani ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Nurten Hanım da gayet durum netti. Nurten Hanım... Önce senin gibi davranıp sonra evet unutmuşum dedi. İkinci telefonu varmış. Şu anda bunu çözemedik. Ben bu telefonu şu an Halil ve Cemre'ye teslim ediyorum. Şunun yani kimin olduğunu öğrenir misiniz arkadaşlar? Bu kadar zor olmamalı herhalde onun sahibini bulmak. Eğer bu telefon sizinle bağlantılı bir telefonsa Nuray Hanım, gelinim mutfaktadan otomatikman diskalifiye edileceksiniz. Sorgusuz, sualsiz. Ama neler dönüp bittiğini açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. O da bir gerçek. Gelinin mutfaktaki kaderinizi birazdan çizeceğiz. Yani bir hatanız varsa onun bedelini ödemek zorundasınız. Çünkü herkes burada eşit. Kimse kimseyi kandıramaz. Bu bir yarışma ve kurallar var. Üzgünüm Aslan. Ekşi yeniyorsa karın ağrısı da çekilecek. Sena Nur, yaptığın çok kolay değil. Çok teşekkür ediyorum dürüstlüğünden ötürü. Ben çok mutluyum ki kamera kayıttaymış. Yoksa sen de itham altında kalırdın. Çok gereksiz, yani çok hiç finale yakışmayacak bir şey bu. Nuray Hanım, sizin için zor biliyorum. Ama bir tadım yapmamız gerekiyor. Programı bitirmemiz gerekiyor. Nihayete erdirmemiz gerekiyor. Ama belki de... Tadım yapsak bile bu tadım iptal olabilir. Ama şu an bunu akış olarak devam etmek zorundayım. Telefon inceleniyor. Biz tadımımızı yapalım. Gerisine birlikte göreceğiz zaten. Teşekkür ediyorum hepinize. Hadi son tadımlarımızı yapalım. Nuray Hanım vallahi bravo. Ben şok oldum ya. Ben getirdim verdim. Yani hiç telefonum yani yok. Senden hiç beklemeyeceğim bir şey. Ama yok iki telefonum yok. Ben getirdim verdim yani. Anlamadım bu iş nasıl oldu. Ben inanamadım. Gerçekten inanamıyorum buna ben şimdi bu işe. Ben getirdim telefonumu buraya koydum. O telefon benim ama ben getirdim buraya koydum. İkinci telefon ne arasın bende? Ben bir tane telefonum var.